Selamlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda Arbitrum'un temel özelliklerine devam edeceğiz aslında. ikinci kısma bakacağız. İkinci kısımda neler var? biraz beraber bakalım. İlk olarak get entegrasyonu var. Arbitrum Ethereum'un en çok kullanılan istemcisi olan get ile entegre. Ethereum'da en çok kullanılanı yapıyorlar. Çünkü Ethereum'un geliştiricisini, kitlesini kaybetmek istemiyorlar. Arbitrum'un ana amaçlarından biri bu. Ve get ne peki? Get Ethereum blok zincirinin üç ana kod birleşeninden birinin aslında komut arayüzü. Google tarafından geliştirilmiş olan bir programlama dili var Go diye. Ethereum ağını oluşturmak için de bu dil kullanılıyor ve bu get Net dili bir geliştirici veya yatırımcının Ethereum düğümünü çalıştırmasını en kolay ve en erişilebilir şekilde yapmasını sağlayan yollardan biri aslında. Peki neden önemli? Az önce dediğim gibi Ethereum'e özgü herhangi bir aracın Arbitrum'da da sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor, özellikle geliştiriciler için sürekli bir deneyim sunuyor diyebiliriz. Ayrı yürütme ve kanıtlama önemli bir özellik Arbitrum için çünkü işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Zincir dışına taşıyor işlemleri yani zincir içinde olacağına yani burada da bir yol örneği verdik. Yani yolun dışında farklı bir yola çıkarıyor ve burada işlemleri hızlı bir şekilde sağlayıp daha sonra bu işlemlerin Ethereum'a kanıt olarak sunup güvenliği sağlıyor ve bu sayede zincir dışı işlemlerle zincir üstü arasındaki güvenilirliği de sağlıyor diyebiliriz. Diğer bir konu ise Trustless Security dediğimiz güvensiz güvenlik. Bu da Arbitrum Ethereum'un güvenlik modelini kullanıyor burada da. İşlemlerin doğru ve güvenli bir şekilde yürütülmesini bu şekilde sağlıyor. Yine burada da Ethereum'dan faydalanıp daha güvenli bir katman sağlamaya çalışıyor ve kullanıcılar burada da hani Ethereum dışında üçüncü bir tarafı güvenmek zorunda kalmıyor aslında. Nasıl çalışıyor peki? Aslında Ethereum bir hakem gibi düşünebiliriz. Ethereum her sorun için bir hakem gibi yer alıyor ve yanlışlıkları ortadan kaldırıyor diyebiliriz. EVM uyumlu tarafı ne demiştik? EVM tarafı aslında bütün sözleşmeleri bir uygulamaya epe çeviren taraf. Yani nasıl telefonda uygulama var? EVM tarafı da onu sağlıyor. Arbitrum'da Ethereum'un işlevselliğini en çok yansıtan dil olan Solidity tabanlı akıllı sözleşmeleri Arbitrum üstünde de sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Çünkü en çok Ethereum'da Solidity kullanılıyor ve bu Arbitrum'da da kolay çalıştığında geliştiriciler için zaman ve çabadan tasarruf sağlıyor. Ve yani hem kullanıcılar için de gerçi hep bildikleri biraz daha tanıdık olan bir uygulama etkileşimi sunuyor. Şimdi biraz hızlı gittim belki. Burada biraz daha yavaşlayalım. Ölçeklenebilirlik tarafı. Yani zaten ne demiştik? Ethereum'daki en büyük sorunlardan biri çok işlem yükü olması. Arbitrum da bunları zincir dışına işleyerek Ethereum'un işlem yükünü azaltıyor. Ve işte yüksek talep gören özellikle mesela oyunlar hani önceden de bahsetmiştik Pirate Nation oyunda oyunda günde 1 milyon işlem oluyor belki. Bunu Ethereum üstünde çalışması neredeyse mümkün değil. Mümkün olsa bile gaz ücretleri çok yüksek, çok çok yavaşlar. Ama bu Arbitrum'un sağladığı ölçeklenebilirlik çözümüyle günde 1 milyon işlem olması oldukça basit. Minimum maliyet tasarımı da diğer bir özelliği Arbitrum'un. Ethereum üzerindeki veri ve hesaplama gereksinimlerini optimize ederek işlem maliyetlerini en aza indiriyor. Burada da işte belkilerde bahsederiz teknik detaylarından coldata, sıkıştırma, toplu işlemler ve verimli zincir dışı işleme gibi teknikler kullanılıyor. Bu da ağın yoğun dönemlerinde bile uygun maliyetle işlem yapmasını sağlıyor. İstediğiniz kadar yoğun olsun yine işlem maliyeti düşük oluyor. Ve bir işlem yapıldı. Bu işlem doğru mu yanlış mı? Merkeziyetsiz burada doğrulayıcılar var. Bunlar tamamen bağımsız. İşlemleri izliyorlar ve doğru bir şekilde tamamlandığından emin oluyorlar. Bir dolandırıcılık faaliyeti varsa da sahtekarlık buna itiraz ediyorlar. Ve bu aslında sahtekarlık kanıt sistemindeki anlaşmazlıkları da bu doğrulayıcılar çözüyor özellikle güvenlik ve adil bir merkeziyetsiz bir ağ tarafında doğrulayıcılar oldukça önemli. Tüm bunların ana amacı da hani atı Avirtum'un ana özelliği de kullanıcı deneyimi. Daha hızlı, daha ucuz, verimli işlemlerin olduğu bir kullanıcı deneyimi sunmak istiyorlar. Hem kullanıcılar için hem geliştiriciler için diyebiliriz. Şimdi hani benim biraz daha sevdiğim taraflara geliyoruz. Yavaş yavaş. Çünkü hani bu eğitimi dinleyen bazı kişiler eminim bu videolardan sonra Arbitrum üstünde bir uygulama, bir oyun geliştiriciler. Buna başlamak için de Arbitrum üstünde birçok döküman var. Bu eğitimde de bunların birçoğunu inceleyeceğiz beraber zaten zaten ama yazılımcısınız, bir uygulama geliştirmek istiyorsunuz. Bunu kolayca oluşturmak ve dağıtmak için tüm araçlar, tüm kaynak paketleri Arbitrum dokümanlarının içinde var. Ve bunların hepsi de kolay entegrasyon amacıyla. Tüm kılavuzlar hepsi var. Ve bunların eğer Ethereum üzerinde bir tecrübeniz varsa da bunların çoğunluğu Ethereum'la da uyumlu. E bunların tabi ana amacı da şu. Arbitrum gerçekten amacı çok daha fazla geliştiriciye ulaşmak. Çok daha fazla kullanıcıya ulaşmak. Bu tarz rehberler ve Ethereum'la uyumlulukta bu süreç oldukça kolay hale getiriyor. Şimdi diğer bir taraf hani son olacak Arbitrum'un artık son özelliği ama belki en önemli özelliği merkeziyetsizlik dediğimiz topluluk yönetimi. Yani Arbitrum'da aslında bir topluluk. Ve Arbitrum diyor ki benim için alınan bütün kararları benim üyelerim verir. Token sahibi ise Arbitrum'da. Arbitrum'da örneğin gidiyor. Proposal açılıyor Arbitrum yönetimi tarafından. Diyor ki işte eventler var. Bütçe ayıracağım. Bütçe de bu kadar. Her şeyine Onay veriyor musun? Vermiyor. Her şey için oy kullanılıyor ve karar birlikte veriliyor. Yani binlerce kişi tarafından oy veriliyor. Örneğin burada işte eventler için 2025 bütçesi için bir oylama açılmış ve burada görüyoruz hani şu an %85 evet oyu verilmiş. %2.7 de hayır oyu verilmiş. Oylama 29 Ekim'de açılmış ve hala şu anda açık olarak görebiliyorsunuz. Ve bunların hepsi şeffaf. Sitede siz de görebilirsiniz. Aslında hani bu DAO dediğimiz yapının çok güzel bir örneği. Bunları çok daha detaylı inceleyeceğiz. Ama sizlere yine bir göstermek istedim. Umarım bu videoda faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yorumlara bulun mutlaka bırakın kanala abone olmayı unutmayın yeni videolar gelmeye devam edecek görüşmek üzere